Ben Ersoy Dede. Bugün İlham Yaşık bize eşlik edecek. 3 ya da 4 gün boyunca Cumhurbaşkanı'nın Körfez ziyaretini yazar olarak takip edecek Hikmet Genç. Onun yokluğundan istifade biz de eski dostlarla hasret gidereceğiz. Hoş geldin İlham Yaşık. Eyvallah, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın Zeman Yok? Teşekkürler. Nasıl olacak memleket? İyi olur inşallah ya. İyi olmak durumunda. 16 Nisan. Önce bir şu gazetelere geçmeden önce, başlıklara geçmeden önce bir referandum analizi alayım senden hazır yakalamışken. 16 Nisan ve 16 Nisan için 25 Şubat'ta AK Parti sahaya inecek. Evet. Tabii ki evet diye bir şarkı ile birlikte. Bir de ben bugün şey okudum. 5 kıtada 57 ülkede birden kampanya. Farklı dillerde. Ciddi ağırlık veriyor AK Parti bu kampanya. Ne dersin? Evet. Vermek durumunda. Çünkü tartışmıyoruz şu anda. Yani bugün itibariyle de. Evet ve hayırı, evet ve hayır kapsamında tartışılıyor genelde. Ya da işte Cumhurbaşkanı'nın kişiliği üzerine, duruşu üzerine ya da adı üzerinden artık niçin ve nedenler tartışılmalı, içeriği doldurulmalı. İnsanlar neyi tartıştıklarını veya neye evet diyeceklerini ya da hayır diyecekleri bilmek durumunda. İnan abi bir palavra şeyi gidiyor, siyaseti gidiyor. Ve bu palavra siyasetinin de karşılığı olduğunu görüyorum ben. Mesela şu işte Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshedecek yeni sistemde deniyor. Diyorum ki yani bunu her fırsatta benim karşıma çıktığı zaman diyorum ki bana lütfen bu maddeyi gösterir misiniz? Hani 18 madde var ve Türkçe yazılmış. Orta zekalı herhangi birinin anlayabileceği kadar da açık yazılmış. Lütfen bana Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshedebilecek maddesini gösterin. Evet. Orada yani kasıtlı olarak bu yalanı yükseltiyorlar. Oradaki hikaye şu. Cumhurbaşkanı meclisle beraber isterse istifasını verip hani bizim anlayacağımız şekilde söylemek gerekirse istifasını verip meclisle birlikte ülkeyi seçime götürebilir. Evet. Tıpkı mecliste isterse isterse Cumhurbaşkanı istifasını isteyip kendini feshedip seçime gidebilir. Evet. Maddesi var. Evet. Onu Cumhurbaşkanı isterse parlamentoyu fesheder diyor. Cumhurbaşkanı isterse bugün parlamentoyu feshediyor zaten. Evet. Yani 7 Haziran'da ülkeyi Cumhurbaşkanı seçime götürmedi mi? Tabii evet. Bu kadar basit. Ama bir palavra siyaseti var ve bu palavra siyaseti yürüyor. Ne dersin? Sorun orada zaten. Diyorum ya şimdi mesela konuşulanlara, yazılanlara, televizyonda veya gazetelerde söylenenlere bakıldığı zaman sanki bu ülke tarif edilmiyor. Yani konuşanlar da yazanlar da sanki bu ülkenin yazarları, çizerleri ya da konuşanları değilmiş gibi davranmaya çalışıyorlar. Daha çok iktidara bakış açısı, Cumhurbaşkanı'na bakış açısı üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Öyle olunca da nedir bu yeni sistem, siyasal yönetim biçimi? Konusu hep geri plana ve ayrıntıda önemsiz hale gelebilecek. Yani şunda net olmak gerekiyor. En kötü siyasal yönetim biçimi bile bugün yaşadığımızdan daha iyidir. Aynen. Bundan daha kötüsü olamaz. Olamaz. Bak şu şeye bir örnek verebilir miyim? Tabii. Dedin ya Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yapılıyor tartışmalar diye. 1 Ekim 1997 Sabah gazetesi Can Ataklı'nın köşe yazısı var. Gamze varsa o yazıyı bana bir göstersene ne olursun. Tarih 1 Ekim 1997 yazarımız Aspava köşesinin sahibi o zamanlar Can Ataklı. Bugün kategorik olarak başkanlığa karşı olan Can Ataklı'nın o zaman şimdi ekranlara gelen bu yazısında şöyle yazıyor. Yani senin dediğin çok doğru. Sahiden de kişiler üzerinden. Ortada Süleyman Demirel'in fraklı resmini görüyorsunuz. O fraklı resmin sağ tarafında hemen şu ifadeler yer alıyor. Can Ataklı'ya ait bu ifadeler. Bugün başkanlığa zinhar düşman olan Can Ataklı diyor ki Demirel yıllardır karşı çıkmasına rağmen şimdi başkanlık sistemini öneriyor. Daha önce de yazmaya çalıştığım gibi başkanlık sistemi korkulacak bir sistem değil. Tam tersine özellikle bizim gibi ülkelerde istikrarın sağlanması açısından faydalı. En başta parlamento saygınlık kazanacak. Milletvekilleri parti genel başkanlarının kulu kölesi olmaktan çıkacak diye devam eden bir başkanlık düzenlemesi. Şimdi Süleyman Demirel isteyince bu başkanlık dünyanın en güzel şeyi fakat Tayyip Erdoğan teklif edince... Evet. O zaman aman abi padişahlık olur, sultanlık olur. Ya ne farkı var? İşte 1997 1 Ekim arşivler yalan söylemez. Biz bir tane yazısını bulduk. Can Ataklı o yazısında bir de şeye referans veriyor. Daha evvel de yazmıştım diyor. Evet. Bende onlar yok. Evet. Daha evvel de desteklemiş yani. Evet. Ertuğrul Özkök biliyorsun.
Turgut Özal üzerinden kaç tane başkanlık yazısı yazdı? Süleyman Demirel üzerinden Can Ataklı. Demek ki onlar isteyince oluyor. Ama evet. Tayyip Erdoğan isteyince sultanlık, diktatörlük, padişahlık, meşruti monarşi neyse işte yani artık. Ya sorun zaten orada, onu demeye çalışıyorum. Biz böyle olunca aslında biz tartışmıyoruz da. Yani bu o yazının bir kıymeti harbiyesi yok. Yok. Çünkü yani birileri kendi düşüncesine değer vermediği zaman, yazdığı yazıya kıymet vermediği zaman neyi tartışacaksınız? Yani eğer bugün Erdoğan değil de kendilerini desteklediği bir siyasi partiye lider, başkanlığı, cumhurbaşkanlığı değil, başkanlık adını da kullanaraktan bir sistem önerisi yapsaydı. İşte burada gördüğümüz gibi. Evet. Kesinlikle Demirel. Ama tabii ki kesinlikle, ama kesinlikle en doğrusu budur diyecekler. Bunlar 28 Şubat'ta 5 artı 5 diye ortalığı ayağa kaldıranlar. Evet. Hatırlatmak lazım o günleri. Demirel eğer köşkten inerse ülke istikrarsızlık gelir diye. Başka adam yok sanki memlekette. Evet. Süleyman Demirel köşkten inerse bu memlekete istikrarsızlık gelir. 5 artı 5'in o zaman üzerine gidelim. 5 artı 5 tabii 7 artı 5. Evet, evet. Demek aynı zamanda onlar için yani. Onun için şey yapmak lazım yani sistemdeki bu yani maddelerin karşılığını daha çok tartışmak gerekiyor. Yani yaklaşık 100 ile yakındır var olan bu sistem bu ülkenin önünü açmadı. Evet. Yani zaten açmış olsaydı biz bunları konuşmak durumda. Konuşuyorsak açmamıştır. Acı üretti sürekli. Yani ekonomik anlamda zaten hiç açmadı. Biz en geç cumhuriyet olmamıza rağmen etrafımızdaki bütün ülkelerin ekonomik anlamda hep geri kaldık. Siyasal istikrar problemi hep yaşadık. Sürekli siyasal istikrarsızlık üretti. Darbeleri saymıyorum. Ya da toplumun birbirini düşman gibi görme, ötekileştirme, aşağılama bölümünü de saymıyorum. Yani acıların toplamı bu. Şimdi böylesine bir sistem eğer savunulabilecekse tamam. Sesimizi çıkaralım. Yani bir şey demeyelim. Siz bu sistemden memnunsanız bunu bütün yüreğinizle gözümüzün içine baka baka söyleyin. Yani 10 yılda bir darbe üreten, bir o kadar da teşebbüsü üreten ve sürekli toplumun bir kesimini aşağılayan, ötekileştiren, yok sayan, düşman gören bu sistem ekonomik anlamda da asla ileriye yönelik hamleler yapmayan bir çevrenin etrafında kısır döngü üzerinde. Düşünebiliyor musunuz? Biz hala Afrika gibi minibüsler var bizim ülkemizin şeyinde ya. Şimdi var mı ötesi? Yani bir tabii canım. Bir sermaye kesimi bunu ürettiği zengin için zengin olacak diye. Tabii ki bu ülkede yıllarca metrolar engellendi. Bunu söyleyince işte komprador burjuva bundan çok hoşlanmıyor. Ama böyle bir gerçek var yani. Biz niye hala minibüslü sistemdeyiz? Tabii. Niye? Gerçeğimiz bu. Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan. Niye bizde sadece marşın evet. sözü? Evet. Şimdi şeyi çok önemsiyorum. Senin yapmış olduğun az önceki eğer mevcut sistemin devamını istiyorsanız neden bunun devam etmesi gerektiğini anlatan evet. düşünce üretin sözünü evet. çok önemsiyorum. Bunu Fatih Çekirge'nin bugünkü yazısından yola çıkarak değerlendirmek istiyorum. Şimdi hafta sonu SETA'nın bir sistem buluşması vardı. Türkiye'de siyasal sistemin dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ve yazarlar, akademisyenler bu meseleyle ilgilenen herkes oraya davetliydi. Evet. Cumhurbaşkanı açık konuşması yaptı. Bu Sayın Burhan Kuzu'yu, Sayın Ahmet İmay'ı falan dinledik. SETA'nın yapmış olduğu büyük bir düşünce fırtınası evet. gibi geçti. Ve SETA bu konuda yapmış olduğu Nebi Miş ve Burhanettin Duran imzalı kitapçığı da oraya gelenlere dağıttı. Şunun için yapıyorum. Şimdi yazıdan bir iki detay vereceğim de. Az önce anlattım işte kategorik olarak herhangi bir tartışmaya imkan vermeksizin düşünmeden doğrudan kör ideolojik saplantılarla beraber söylenene inanan, yani işte evet çıkarsa padişahlık gelecek, evet çıkarsa ülke bölünecek, evet çıkarsa diktatörlük tahkim edilecek falan gibi sözlere kategorik olarak inanan okumuş, aydın, entelektüel bir kesim var. Fakat SETA gibi düşünce kuruluşlarıyla bir fikriyat üreten, bir onun altyapısına çalışma akademik anlamda, sosyolojik anlamda, siyaset bilimi alanında çalışmalar ortaya koyan hasolar, memolar var. Evet. Böyle paradoks bir düzen var. Bugün Fatih Çekirge SETA'daki o buluşmayı yazmış ve
son derece önemli bir değerlendirmesi var. Son bölümünü getireceğim ekranlara. Gençler bu defa referandumun kaderini belirleyecek kadar ön plandalar. İşte bu yüzden bu sözüm de sana genç kardeşim. 19 yaşında bu vatan için canını veriyorsan, vatanın geleceği için oyunu da ver. Düşlerin, hayallerin ve en önemlisi bu referandum senin geleceğinse eğer, o zaman vereceğin oy benden çok seni ve çocuklarını ilgilendiriyor. Evet, Haliç Kongre Merkezi'nden çıkarken kendi kendime sordum. Eğer bu referandumda geleceğimiz oylanıyorsa ve eğer gelecek dediğimiz de gençlerimizse, o zaman gençliğimiz oylanıyor arkadaş. O yüzden bu referandum gençlerin ve geleceğin referandumudur. Fatih Çekirge'nin bu referandumu onlar belirleyecek yazısını dikkate sunuyorum. Son derece önemli ve gerçekten de şu anda evet kampanyasını tertipleyen siyasi hareketin arkasında SETA gibi başka think tankler de var, düşünce kuruluşları siyaset sosyolojisi üzerine çalışıyorlar. Evet. Ve neden evet denmesi, neden bu sistemin değişmesi gerektiğini anlatıyorlar. Öbür tarafta hayır kampanyası yürütenlerin neye çalıştığına bakıyoruz. Padişahlık geliyor diyorsun. Tamam diyorlar, evet buna inandık. Tartışmak, sorgulamak, araştırmak, değerlendirmek yok. Neden bu sistemin devam etmesi gerekiyor diyorsun. Buna bir gerekçe bul diyorsun. Niye bu sistemin devam etmesi gerekiyor? Çünkü öyle. Çünkü tek adamlık istemiyoruz. Öyle şeylerle kampanya yürütmeye çalışıyorlar. Ne dersin? Ya şimdi bu, yani bunun bir arka şeyi yok, planı yok. Yani değerlendirdiğin zaman bizim sosyolojimizde, siyasal düzenimizde her ne kadar çeşitli dönemlerde kırılmalarla yaşam bulmuşsa da kendi rotasını zaten seçmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Başkanlık tanımından bile vazgeçen bir anlayışla karşı karşıyayız. Yani şu ihtiyacı söylemekten kendisini alıkoyamıyor bu ülkenin cumhurbaşkanı. Diyor ki dünyada cumhurbaşkanlığı sistemi monarşilerin önünde yegane engeldir. Şimdi bunu ve cumhuriyetin teminatı da benim diyor. Şimdi cumhuriyete dokunan karşı böylesine, diyor. Böylesine bir ilkesel duruşu ikincidir yapıyor. Yani bir Arap Baharı'nda onun meşhur laiklik uyarısı vardı. Mısır'a gidip tabii özellikle yaptı bunu. Ve şimdi burada yani birilerine ana güvenceyi ilkesel bir formülle ifade ediyor. Yani monarşi mi? Öyle bir kaygınız mı var? Öyle bir endişeniz, öyle bir korkunuz mu var? Böyle bir sistem onun engelleyici ana sigortasıdır. Dünyada da böyledir. Yani siz eğer siyaset bilimciyse bunu zaten işi siyaset bilimi kılıfı adı altında bilimsel anlamda tartışanlara cevap veriyor. Bu cevap orada. O tıpkı o laiklik endişesi şeyi gibi. Ama şunu demeye çalışıyorum. Siz buna hayır derken dünün seni de yok sayan, senin de önünü açmayan, sana da acılar yaşatmış bu sistemi savunuyorsun. Şimdi mesele burada. Ya daha korkuncu belki de görmüyorlar mı, görmezden mi geliyorlar bilmiyorum. Parlamenter sistemde millet ne zaman kendi kendini yönetmiş? Dünyada da böyledir. Yani askerler yönetir, bürokratlar yönetir, patronlar yönetir. Yani sistemin kendi doğası gereği, ya sistemin ürettiği bir takım egemenler vardı. Bizde parlamenter sistem de olmadı. Bizde parlamenter sistem de olmadı da hani evet. Bizde bugüne keşke kadar olsaydı. Zaten millet kendi kendini de idare etmedi. Yani hiçbirimizi evet. Kandırmayalım. Yani ne zaman kendi kendini idare etti ki? Sürekli yani güç odaklar. 12 Eylül'e bak, tabii, 27 tabii. Mayıs'a bak, 28 Şubat'a bak. Ya sürekli bu ülkenin sahipleriyiz diyen güç odaklarını üretti. En son işte 15 Temmuz değil mi? 15. Yani baktığınız zaman o kadar büyük oylarla, halkın desteğiyle hem parlamentoda birinci parti hem cumhurbaşkanlığını kazanmış bir siyasal hareketin temsil meşruiyetinin ana ayaklarında hiçbir tanesi yok. Ordusu yok. Yargısı yok. İstihbaratı yok. Güvenliği yok. Ekonomisi yok. Şimdi siz böyle bir sistemden memnunsanız dükkanları kapatalım kardeşim. Şu anda da yayını da kapatalım. Devam diyelim. Elinizi vicdanınıza koyun ya. Böylesine hiçbir siyaset bilimine sığmayacak. Hakikaten sığmayacak bir şey bu yani. Tarif ettiğiniz zaman 20 yıl sonra insanlar şaşıracak. Ya böylesine bir şeyi
Nasıl üretebiliyor? Siz 15 Temmuz'u nasıl yediniz, değil mi? Tabii ki. Mümkün mü? Bunun cevabı yok. Yok yani. 14 yıllık iktidarsınız, değil mi? Yok cevabı. Yani siz bir ay sonra gelmemişsiniz Mısır'daki gibi veya 3 ay, 6 ay, 7 ay, 8 ay, 10 ay neyse gelmemişsiniz. Siz sistem içerisinde sisteme muhalefet ederekten gelmiş bir siyasal savaşa çalışıyorsunuz. Buna rağmen sen ve milyonlar sürekli %49-50 oyla gelmiş ve mağduriyeti acısını sırtında taşımış bir siyasal hareket bir gün bir dönüp bakıyor arkasına, kimse yok. Tıpkı o Almanya'da faşizm geldikken var ya, sağına bakıyor, soluna bakıyor, hiç kimse yok. Yok. Hiçbir kurum kağıt üzerindeki devlet tanımına uymuyor. Uymuyor. Yani bu sistem bir devlet tanımı yapmadı. Şimdi birileri kendileri devletçi olarak görüyor ya, cumhuriyetçi olarak görüyor ya. Kurucu irade olarak görüyor. Olmadı. Bu sistem cumhuriyet üretmedi. Kağıt üzerinde bir şeylerin olmasının bir ifadesi yok ki. Bu sistem bir devlet üretmedi. Bu sistem insanlık üretmedi ya. Üretmedi. Mesele burada. Eğer insanlar bedenleriyle makinalara karşı çıkmasalardı, bizim burada insanlığımız da bitmiş olacaktı. Tabii. Şimdi böylesine bir sistemi sen nasıl savunuyorsun? Endişen olabilir, kaygın olabilir. Diyelim ki mevcut iktidarın önerileri, yani sistem anlayışı. Ama esas demokrasi bu. Esas da yani halkın oyununu almış bir siyasal parti, bir iktidar kendi düşüncesini hayata geçirmeye çalışıyor. Sen ona muhalefet edersin. Sen daha iyi düşünceler sunarsın. O belli aralıklar nedir? Belli aralıklar 4 yıl ya da 5 yıl değil mi? Şey anlamda. Ya da toplumun önemli bir kesimini ikna edersin. Erken bir seçime gidersin. Kendi düzenlemeni tekrar götürürsün. Ama burada yapamıyoruz. Ya düşün, 12 Eylül onu yapanları utançla, kimse cenazesine gitmedi değil mi? Yargıladık. Utançla andığımız insanların anayasasını değiştiremeyen bir sistemi sen bana cumhuriyetin kazanımı olarak ya da demokrasi ifade eden bir sistem olarak savunuyorsan, yuh sana yani ya. Öyle bir şey olabilir mi kardeşim ya? Sen bu insanları yargıladın. Yaşları ve sağlıkları yetmediği için idamla yargılayacağız eğer idam olsaydı değil mi? Ve sen bunların yazdıkları o anayasayı, yani suçluların, katillerin yazmış oldukları o anayasayı savunuyorsun. Şimdi nasıl olabilir? Yani Allah düşünebiliyor kimseyi, musun? Allah kimseyi, bu sistem o 82 anayasasını savunan CHP'nin durumunu düşünmesin. Bak, ya sorun burada. Allah sorun burada yani. Ve kötü bir tablo. Yani bir kendinize gelin kardeşim. Yani sizin kaygınız olabilir, AK Parti ile ilgili olabilir, Erdoğan'la ilgili başka bir şey bu. Şimdi sorduğun zaman her fırsatta CHP diyor ki bu darbelerden en çok biz çektik. Bizim partimiz hep kapatıldı. Hep bizim biz siyaset yasağı aldık. Hep bizim canımız okundu falan. Tarihsel süreç içerisinde bakıyorum. Ayakta kalan tek parti CHP bu arada. Evet. Yani nasıl oldu bütün darbelerden siz çektiniz de Millet Partisi yok. Refah Partisi, Milli Selamet Partisi, Milli Nizam Partisi yok. Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi yok. Evet. Hiçbir parti yok. Evet. Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi yaşıyor. Evet. Hala bir de yani hani sonra darbe sonrası sivil siyasetin ürettiği partiler de yok. Evet. Yani Anavatan Partisi yok, bilmem ne yok. Yani onlar da yok ya. Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi var yani. Değirmen taşı gibi övüyor. Şimdi ama sorsan bütün darbelerden onlar çektiler. Tabii. Yani sormak da gerekiyor. Yani siz ama darbeden niçin darbeye tabii fark var biliyorsun. Evet. Yani senin darben, benim darbem, ben onun darbesi. Senin darben, onun. Şimdi bir şey göstereceğim sana İlham abi. Buyur. Bunu seviyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden görüyor musun? Canvassing sistemi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden canvassing sistemi. Canvassing böyle yazınca havalı oluyor İlham evet abi. Biliyor musun? Canvassing. Wow. Oh, evet. Hey. 2017 CHP canvassing sistemini keşfetmiş. Yüz yüze görüşme. Evet. Kapıya gidip elini sıkma, yüzüne dokunma. Yani yüz yüze görüşme desen ne olacak? Yani? Desen önemli değil de önemli olan şu. Bugünkü Recep Tayyip Erdoğan'ı Recep Tayyip Erdoğan yapan 94'te belediye başkanlığı koltuğuna oturtan sistem. Günaydın Cumhuriyet Halk Partisi 2017'de sistem deniyorlarmış. Evet. Bunlar
El sıkışacaklarmış. Geriye dönme alışkanlığı her yerde her zaman var el yani. El sıkışacaklarmış. Evet. Öpüşeceklermiş insanlarla. Şeyi merak ediyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi elitleri acaba önden birisi el sıkışacak, arkadan birisi ıslak mendil mi dağıtacak? Evet. Bunlar yapamazlar çünkü öyle. Evet. Bunlar böyle herkesin elini sıkıp öpüp falan yollarına devam edemezler. Evet. Namaz kılınan evleri bunlar. Ayakkabılarıyla dalan adamlar bunlar ya. Evet. Nasıl olacak? Yani inşallah biri el sıkacak, arkadan birisi ıslak mendil dağıtacak. Herhalde öyle olacak yani bu sistem. Yani 30 yıl geriden bir şeyi keşfetme. Anca öğreniyorlar. Büyük başarı. Yani bizim zaten talihsizliğimiz muhalefetsizlik zaten. Eğer hakikaten muhalefet olmuş olsaydı bu ülkenin geleceğini içine sindiren bir muhalefete sahip olmuş olsaydık biz bunların %1'ini bile konuşmaz, tartışmazdık. Yani 100 yıla yakın bu ülkede problem yaratan bir sisteme sabır gösteriyorsun. Bir 4 yıl, 5 yıl olabilecek bir değişikliğe bu öfke niye? 5 yıl sonra iktidar ol, değiştir. Yani sen tabii ki yani şimdi kendine güvenmiyorsun bir kere. Düşüncene güvenmiyorsun. Kendi inancına güvenmiyorsun. Kendi doğrun ve gerçeğine güvenmiyorsun. Ya bu sistem bu sistemde de iktidar olma şansın yok da hani olabiliyor musun? 1946'dan beri hiç tek başına iktidar olmamışlar bunlar. 1946'daki o hileli hurdalı seçimlerden biri, milleti aldattıkları, dolandırdıkları seçimlerden, serbest seçimler başladığından beri hiç iktidar olmamışlar. Ya tabii her sen insanlara bidon kafası çalışmayan, düzenli beslenmedikleri için zeka geriliği yaşayan boyuksa kalmış. Tabii öyle görürsen doğal olarak iktidar olmazsın. Ama yanlışı kendine arasan, ben bu toplumu aradığı doğruyu vermiyorum. Aradığı gerçeğe cevaplar vermiyorum. Doğru. Bunu kendine sormadığın zaman, kendini eleştirmediğin zaman, o üstenci, ben daha akıllıyım, ben daha doğruyum. Ama halk geri benim söylediklerimi anlamıyor. Anlayışı içerisinde halka yaklaşırsan, yani öbür dünyada da iktidar olmaz kardeşim. Benedir. Peki, yani. Şu dün Cumhurbaşkanı'nın Bahreyn'e giderken havaalanında yaptığı açıklamadan, bir cümle vereyim. Asıl hedef Rakka ve güvenli bölge diyor. Şimdi bir işte Numan Kurtulmuş da söylemişti, hükümet sözcüsü. Evet. Başka söyleyenler de oldu. Hani hemen oradan geri dön. Yani Numan Kurtulmuş bir teknik bilgi olarak tabii hükümet sözcüsü olarak teknik bilgi olarak verdi. Yorum olarak da başka eski siyasetçiler falan hemen oradan çıkmamız lazım. Suriye'de yetti artık orada kaldığımız falan filan, evet, gibi değerlendirmelerde bulunmuşlardı. Cumhurbaşkanı durmak yok, yola devam diyor. Evet. Ama tabii bunu durmak yok, yola devamı hani Elbap'tan çıkıp daha da batıya ilerleyeceğiz anlamında değil. Orada hani Rakka, yani DAEŞ'in kalbi Rakka'ya doğru döneceğiz anlamında söylüyor. Bir kafa karışıklığı var galiba, ne dersin İlhan Işık? Var. Yani nedir şimdi bizim Türkiye'deki bölge hedefimiz nedir? Yani Elbap tamam, DAEŞ unsurlarından temizlendikten sonraki tablo ne olacak? Şimdi ben geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir cümlesi vardı. Ben onu Twitter'da yılın sözü olarak şey yapmıştım. Yani oradan bize bakışa göre biz değerlendiriyoruz dedi. Yani birileri bizim için tehdit ya da bizi tehdit gördükleri için bizim bakış açımız öyle. Eğer orada bize yönelik bir tehdit yok ise bizim bakış açımız bugünkü gibi olmaz. Tehdit olduğu için biz bugün öyle bakıyoruz. Şimdi sorun oranın Türkiye'nin içine girmemesi meselesiydi. Şimdiye kadar yaşanan buydu. Çünkü terör, şiddet ve çok yönlü bir şekilde bu ülkenin içinde yaşatılmak istedi. Bu %90 oranında çözüldü, engellendi. Düşünebiliyor musunuz? Yani haftada bir saldırılar vardı. Büyük büyük saldırılar. Bizim tarihimizde çok ender gördüğümüz katliam girişimleri. Nereden kaynaklanıyordu? Suriye'den kaynaklanıyordu. 2013'ten beri biz bu acıları neden yaşıyoruz? Suriye probleminden ötürü yaşıyoruz. Evet. Hem işte Obama yönetiminin dünyaya bırakmış olduğu kirli politikanın sonuçları,
hem bölge devletlerin sadece kendi varlıkları ve nüfuz alanlarını düşünmeleri nedeniyle milyonlarca insan acı çekerken en fazla sınıra, açık sınıra sahip olan ülke kendi içinde yaşamaya başladı. Bu engellendi. Terör ve şiddet neredeyse orada. Çünkü sen ben içeride canımı yakmaya çalışıyorsun. Bunu engelleyebilmemin yolu senin hazırlık yaptığın yerde öyle bir strateji hayata geçirildi. Ve Cerablus'la bu başladı. Şu anda Elbap. Elbap işte birkaç gün içerisinde Elbap'ta DAEŞ'ten temizleme durumu var. Geriye kalıyor ana üs. Yani Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle Rakka. Bu bir şey pozisyonudur yani Rakka. Hem o uluslararası güçlerle hem bölgesel aktörlerle hem de işte Astana ve Cenevre'deki görüşmelerin sonucuna göre belirlenecek bir stratejinin ürünü. Bizim açımızdan Elbap'ın DAEŞ'ten alınması güvenliğin %99'un da sağlanması demektir. %1'lik bölümü Suriye'deki ateşin bir daha alevlenmemesi adına Rakka'nın söndürülmesidir. O da hem konjektürel hem de siyasal işbirliklerini gerektiren bir durum olduğu için yarın tartışılacak, konuşulacak bir mesele. Şu anda Elbap'ın önüne geçmemeli o tartışma. Ama Rakka durduğu müddetçe DAEŞ herkes açısından ciddi bir tehlike ve tehdit. DAEŞ'in tehdidi ve tehlikesi devam ettiği müddetçe de hem bölge ülkeleri hem uluslararası güçler açısından da bölgeye müdahale etmenin imkan ve olanakları, bahaneleri de devam edecek olduğundan ötürü Rakka problemi sönmelidir. Ama Türkiye Elbap güvencesini aldıktan sonra stratejisini... Kim olacak yanında Türkiye'nin? Yani şimdi mesela Amerika'da yeni bir dönem başlıyor. Evet. Rusya'yla da işte bizim aramız şu anda iyileşti. Evet. Uçak krizini atlattıktan sonra hatta belli noktalarda DAEŞ hedeflerine Rus Hava Kuvvetleri ile beraber operasyon yaptığımız da görülüyor. Değil mi? Evet. Bizim bundan sonraki hedefimiz hapşıracaktım. Evet. Bundan sonraki hedeflerde şeyimiz kim? Nedir o? Yol arkadaşımız ya da işte beraber hareket edeceğimiz güç kim olacak? Şimdi daha çok birilerinin bizimle beraber hareket etme diye bir problemi var. Yani eskiden bizim değil, eskiden yani biz kiminle hareket edeceğiz sorusu birinci öncelik soruydu. Hala duruyor tabii ki. Ama yanına bir soru daha eklendi. Yani kim bizimle beraber hareket edecek? Öyle bir denklemimiz oluştu. Zannedersem bir 20 gün sonra biraz daha netleşir. Çünkü işte Trump'ın bir aylık süre problemi var. Güvenlik politikasına, CIA ve Pentagon'a hazırlıkların bitirilmesi, hangi adımların atılacağı konusunda. Şimdi Trump'ın İran'a yönelik politikası bölgenin yeni bir döneme ve yeni işbirlik ya da karşılıklara dönüşeceğini işareti. Trump İran'ı Irak'ta vurmak istiyor. İran'ın Irak'taki gücünün yasa dışı, gayrimeşru olduğunu söylüyor. Bunda ısrar ediyor. Problemin ana kaynağının İran olduğu tespitini yapıyor. Obama yönetiminin 180 derece tersine bir politika. Tabii bu bölgenin yeni acılara ve yeni bölgesel ya da biraz da onu aşacak çatışmalara gitmesinin diğer adıdır. Çünkü yaklaşık 4 yıldır İran'ın her şekilde önü açıldı. Bizim coğrafyamızda her şey açıldı. Şii katliamları büyük bir Sünni öfkesini doğurdu. Şimdi de o Sünni öfkeyi bir Şii öfkeye dönüştürme durumuyla karşı karşıya kalma diye bir tehlike var. Umarım gerçekleşmez. Tabii bu politika bizim Suriye'de nasıl davranacağımız, DAEŞ'e karşı pozisyonumuzu da etkileyen bir politikadır. Çünkü ABD-İran çatışması problemi seyrini değiştirecek. Farklı bir yöne değiştirecek. Ama orada Türkiye'nin şeyle problemi hafifleyecek. Yani işte PYD, PYK bölümü sahada
PKK, PYD'de İran sayesinde var. Öyle mi? Şu anda o mu? Tabii ki sahada. Onların sayesinde hep olmuşlardır. Batı dünyasında entelektüel ya da destek anlamındaysa ABD sayesinde. Evet. Şimdi iki gücün, yani onu var eden, ayakta tutan iki gücün çatışması onun yok olması Nefes alamaması anlamına gelecek. Bizim açımızdan en olumlu bir ilçesi olacak. Sorun, problem bu. Peki. Epeydir Engin Ardıç yazısı okumuyorduk. Engin Ardıç, sever misin Engin Ardıç? Yani güldürüyor sürekli. Çok keyifli. Evet. Çok keyifli. Şimdi bugünkü yazısı da bölünme lagalugası. Aslında mugalatası demem gerekiyordu diye başlıyor yazıya da zaten. Evet. Muhalefet bir terane tutturdu. Evet çıkarsa Türkiye bölünürmüş. Bunu Kılıçdaroğlu yumurtladı. Basın amigaları da köpürtüyor. Kardeşlik her seçim aslında bir bölünmedir. Her referandum da öyle. Ama bu bölünme demokratik bir bölünmedir. Sizin yaptığınız algı operasyonunda kastettiğiniz bölünme değil. 1961 Anayasası, 82 Anayasası halk tarafından oylandı. Kimisi evet oyu verdi, kimisi hayır. Türkiye bölündü mü? Her seçimde şu partiye şu kadar, bu partiye bu kadar oy çıkıyor. Türkiye bölünüyor mu? Bölünüyor bir bakıma. Değişik siyasi görüşlere bölünüyor ama sizin hınzırca ima ettiğiniz anlamda değil. Bu bölünmeyi bile istemiyorsanız da tek parti diktası kuracaksınız. O zaman siyasi bölünme de olmaz. Nasıl? Evet, güzel bir cümle. Milli birlik ve beraberlik sopayla sağlanır. Bakınız bu memlekette 1927, 1931, 1935, 1939, 1943 seçimleri de yapıldı. Memleket hiç bölünmedi maşallah. O kadar birlik ve beraberlik vardı ki çok kişi bu yıllarda seçim yapıldığını bile bilmez. Çünkü sonuç fark etmez. Cam kesmez. Bu araba buraya park etmez. Evet. Tek partinin girdiği seçime de seçim denmez, iş güzellik denir. Şu katılma oranlarına da bakın. 1927'de seçmenin hepi topu %23'ü, 1931'de de ancak %45'i sandığa gitmiş. Çünkü gitsen de CHP kazanıyor, gitmesen de CHP kazanıyor. Memleket gerçek anlamda nasıl bölünür? Eski Vietnam gibi, bugünkü Kore gibi, bir kuzey devleti, bir de güney devleti ya da eski Almanya gibi bir batı devleti, bir de doğu devleti olursa bölünür, ona da izin vermeyeceğiz diyor. Eğer bölünme istemiyorsan git tek parti iktidarını kur diyor. Ya farklı düşünceden, farklı siyasal yapımdan. Bak, 1927, 1931, 35, 39, 43 seçimleri yapıldı. Farkında bile değilsiniz diyor. Tabii tabii. Ne anlamı, yani ne farkı var ki? Evet. Bir şey soracağım İlham abi. Bu yazıyla beraber değerlendirin oğlum. Gerçekten CHP'nin yalanlarında olduğu gibi eğer referandumun evet çıktığında ülke bölünecek olsaydı PKK çok mu salak ki hayır kampanyası yürütürdü. Yani hazır fıstık gibi bölünüyorken bu kampanya destek verir. Böler istediğini alırdı ya. Tabii. Çok bayat bir şey. Yani artık o korku paranoyasını aştı bu toplum. Onun için ciddiye bile alınmıyor. Yani o böyle bir düşüncenin ya da bunu bir hele ki strateji olarak düşünüyorlarsa yani vay haline yazık ederler. Yani hiç buna girişmesinler bile. Yani susmaları bunu söylemelerinden çok daha fazla değerli olur onlar açısından. Yani çok komik bir şey. Yani bir ülkenin bölünmesi ya da yani parçalanması bizim toprağımızın hiçbir tarafı böyle bir şeyin işaretini hiç vermedi. Ama hiç vermedi yani. Hiç vermedi. Yani bizde en sol komünistinden tut en sağ kesimin hepsi de iş ülkenin devleti olunca herkesten daha fazla devletçi olurlar. Yani başka bir şey. Bizim böyle bir sosyolojimiz var. Onun için mesela bilim dünyası, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler uzmanları Türkiye'yi iç savaşlar yaşamadan devrimler yapan bir coğrafyanın lideri olarak tanımlandı. İnşallah yaşamayacağız da ama biliyorsunuz bu şeyler daha evvel bu işte Mehmet Altanlar falan bu cemaatin oyuncağı olmuş kendini liberal diye pazarlayan eski akademisyenler vardı. Evet. Onlar biliyorsun Türkiye iç savaş cehenneminden geçmeden normalleşmeyecek diye kitaplar, makaleler falan yazdılar uzun uzun bu memlekette. Yani istediler bir iç savaş. Doğru mu? Ya, İstediler. Yani Türk birbirini kessin, Sünni Alevi birbirini kessin. Burada böyle bir şey olsun hani istediler yani. Tabii mesela sol düşünceyle biraz akrabalığı olan özellikle Marksistlerin, Stalinist düşünceyle az çok biraz akrabalık kirveli olan herkes problemleri çatışma, iç savaş üzerinden çözmeyi şey yapar. Yani doğru görürler. Hem barışçıl söylemler söylerler hem iç savaşı
Yani ancak bir iç savaşta, bir çatışmayla, kanlı ayaklanmalarla problemler çözülebilir inancı. Yani kendileri barışçı tarif ederler. Sanki o iç savaş, çatışma, kanlı ayaklanmada sinekler ölecek, insanlar ölmeyecekmiş gibi. Öyle bir durum. Bunların da yaşadığı şey bu. Hayır, yani Orta Doğu'nun en kanlı örgütlerinden bir tanesiyle 40 yıl var değil mi? 40 yıl. Öyle bir şey ve yaşadınız mı? Ve şu anda şeyi söyleyelim. Dünyada, dünyanın hiçbir yerinde şu anda bizim coğrafyamızda iki kanlı örgüt var. Evet. Biri PKK, biri DAEŞ. Evet. Çık yukarı dünyaya bak. Evet. Dünyanın hiçbir coğrafyasında en sorumlu coğrafya hangisi ise benzeri yok. Yoktu tabii. Yani bu kadar yoğun, ölçeği çok geniş, hem bölgesel hem uluslararası desteği doğrukta olan, saldırılarla karşı karşıya olan ikinci bir ülke yok. Ve dolaşın yani bu ülkede siz bu problemle ilgili 100 insandan ancak onun konuştuğunu görürsünüz. Öyle değil, onu demeye çalışıyorum. Yani iç savaşın doğru 15 Temmuz'daydı. Eğer 15 Temmuz gibi bir... Onunla murad edilen oydu değil mi? Tabii. Eğer 15 Temmuz gibi bir olayda iç savaş sonuçlanmıyorsa artık ancak gerizekalılar iç savaş şeyini yazabilir, çizebilir ya da iç savaş endişesini dile getirebilir. Yok öyle bir durum. Onu demeye çalışıyorum. Bizim sosyolojimiz buna müsaade etmiyor. Bizim etnik farklarımız ya da inanç mezhep farklarımız öyle bunu emretmedi. Öyle değil. Evet. Çok farklı şekillendi bizde. Yani şunu söyleyeyim mesela, ben dayak ye ye Türkçe öğrendim. Anlatabiliyor muyum? Örnek anlamda söylüyorum. Ama ben şu anda rüyalarımda Türkçe görüyorum. Onu demeye şey anlamda değerlendirdiğiniz zaman. Bu toprağın böyle bir özelliği var. Yani dışarıda tuttu kendisini. Çünkü niye dışarıda tuttu? Bu topraklara sahip olurken aynı kanı aktılar, aynı acıyı yaşadılar, aynı türküyü söylediler, aynı hayali kurdular, aynı umutlarla birbirlerine bağladılar. Onu demeye çalışıyorum. Yani nereye gidersen farklı inançtan, farklı etnik kimlikten insanların gölgesini, kokusunu bulursun. Yani işte Çanakkale'de bulursun, Sinop'ta bulursun, Edirne'de bulursun, Hakkari'de bulursun, Halep'te bulursun, Şam'da bulursun. Ondan ötürüdür mesela. Nerede bir acı, kıyım, katliam varsa yönleri buraya geliyor. Yani baktığın zaman yani Kürtler nerede saldırıya uğramışsa Tahran'a gitmiyor, Bağdat'a gitmiyor, yani, Şam'a gitmiyor. Buraya geliyor değil mi baktığın zaman? Ya da sınırlarımız öte tarafına bak. İnsanlar yönünü nereye çeviriyor? Şimdi böyle bir toprak var. Böyle bir toprakta sen iç savaş rüyası, hayali, umudu ya da stratejisini güdüyorsan, aklından geçiriyorsan senin ne vicdanın var ne ahlakın var. Çünkü hiç emretmemiştir. Sen sadece gencecik çocukların ölümüne neden olabilecek fitne tohumlarını ekiyorsun. Yani bunun sonu yok zaten. Sonuç alınamaz. Yani sen dünyanın en kanlı örgütü ol. Yani senin militan sayın 5.000 değil, 10.000 değil, 100.000, 200.000 olsun. Ya da etnik kimliğin milyonlarca şey olsun ya da mezhep problem bel olsun ya da inanç şeyin bel, bunlar hiçbir bile bir iç savaşı, bir iç çatışmayı körükleyecek durumu yaratamaz. Yok, bu coğrafyada o motivasyon oluşmadı. Peki şimdi İlham Öşe bilenler bilirler, bilmeyenler de kendi gibi. Eyvallah. Şimdi son zamanlarda, son birkaç aydır özellikle İlham Öşe sahada, sokaklarda bir tane derdi var, bir tane kavgası var, bir tane davası var. O da havalar soğuk, çocuklar üşümesin. Evet. Bugün de çocuklar sevdikçe üşümezler diye bir yazı yazmış. Ahmet Arif'in şu sözüyle, şiirinden şu dizeyle daha doğrusu bitirmiş. Üşüyorum, kapatma gözlerini. Evet. Çocuklarımız için gözlerimiz hep açık kalsın diyor İlham Öşük. Ve çocukları sevelim, işte o zaman hiç üşümezler diyor. Bugün Star Gazetesi'nde çocuklar sevdikçe üşümezler yazısını ben dikkatlerinize sunuyorum. Bir de şu, nasıl gidiyor çocuklar üşümesin kampanyası? Onu sormak istiyorum. Onu bir de şu provokatif soruyla beraber sormak istiyorum İlhami abi, özür dilerim. Ya, rica ederim. Şimdi geçen Twitter'a bunu söyleyeceğim. Söyle. Yapacak bir şey yok. Cumhurbaşkanıyla fotoğraf çektirme sırasına giren Kürt iş adamlarının da kapısını çaldık. Evet. Bütün kapılar suratımıza kapandı diye yazmışsın. Evet. Yani bunu önemsiyorum.
Yani niye işte biraz evvel dedim ya, yani niçin bu ülkede iç savaş olmaz? Sen şimdi yakana AK Parti rozeti takıyorsun, Cumhurbaşkanımızla fotoğraf çektirmek için kuyruğa giriyorsun, Başbakanımızın işte yanında olabilmek için taklalar atıyorsun, tabir yerindeyse, tabir mazur görsünler. Sonra tamam şimdi 500 tane monta ihtiyacımız var diyorsun değil evet, mi? Tabii. Senin için ne ki bu? Hiçbir şey yani. Senin öğle yemeğinde Etiler'deki o restoranda verdiğin bahşiş kesinlikle, bu yani. Kesinlikle. Değil mi? Ama yok. Evet. Yani ben Güneydoğu ağırlıklı Ersoy, senin de bildiğin gibi çocukların üşümemesi adına yapmış olduğumuz kampanya. Ama maalesef... Senin tabii önce göçmen çocuklarla başladı. Evet. Sonra dalga dalga da büyüyor. Yani ağırlık olarak Güneydoğu ama yani Türkiye'nin hemen her yerinde, her iline yönelik gelen talepleri karşılamaya, o feryatlara ses olmaya çalışıyoruz. Yurt dışı da dahil yani. İşte şey anlamda destek veriyoruz Avrupa yetimlerin, işte Balkanlarda özellikle büyük bir dram var şu anda sınırda, Makedonya, sınırda Sırbistan şeyinde büyük bir acı, soğuk çünkü çok soğuk orada, çadırlar bile yok ve çocuk sayısı fazla, bölgede de öyle, kış bu sene çok ağır da geçti, çok ağır geçti, hala da devam ediyor, ama şey yapamam yani Kürt iş adamlarından. Öyle ben çok umutluydum. Hakikaten çok umutluydum. Sorun bana yardımcı olup olmamaları değil. Başka kanallarda, başka şeylerde. Ama böyle yardımlar yapmaları daha çok Türk dostlarımdan, Türk iş adamlarından aldım, alıyorum. Hala da devam ediyor. Yani nasıl tarif edeyim sana? Edemezsin. Edemezsin. Ben bir yani çok varlıklı yani, bir Kürt iş adamını aradım. Çok varlıklı. Somut örnek alalım abi. Evet. Yani, adını vermeyelim ama evet, hikayesini dinleyelim. Evet. Yani hakikaten de çok varlıklı. Yani öyle bir TMSF'nin şeylerini bile alan bir Kürt iş adamı. Ama maalesef şey yani bir zırnık bile şey yapmadı. Ama mesela diyelim ki benim için işte Sani'nin şey Mehmet Atmaca ağırlı bir iş adamı. Bugün, şey markaları değil de iş adamları ismini adam söyleyebiliriz. Yani iş adamı anlamda diyorum ya. bir tanesini. O bugün mesela Batman'a 1500 tane çocuğumuz için şey gönderiyor. Bu ben bu yardım yapan iş adamlarını tabii kendileri şahsen isimlerini gizli tutmak isteyenler oluyor, ona saygı duyuyorum ama diğerlerinin sahiden de isimlerinin yüksek sesle söylenmesi gerektiğini düşünenler dedim. İyilik taltif edilmeli, iyilik anlatılmalı, hiç yani iyilik yap denize at falan diye bir şey yok. Ben iyiliğin söylenmesi ve teşvik edici olması gerektiğini düşünenler dedim. Dolayısıyla da şu kulaklık beni hasta etti yani, kimseyle ilgisi yok ki kendim. iyiliğin söylenmesi gerektiğini düşünenlerdim, o yüzden söyleyelim. Vahap Bey, Vahap Küçük, müthiş bir insan. Yani toplam 5 dakikalık bir çay şeyiyle bana işte 40 bin parça şey yaptı. Büyük rakam, çok büyük, büyük bir rakam yani, iki tır. Evvelsi günde yine bir tır Batman'a. Ben aradım şeyini, sorumlusunu. İçime doğmuştu yani tekrar isteyen diye. Çünkü 2016 bitti, 2017 şeyde. İkinci bütçeyi de alalım. Evet öyle. O yüklemesini yapmışlardı yani. Süper. Müthiş peki, bir şey. Gönderenden de, düşünenden de, evet, sizin gibi işte buna vesile olanlardan Allah razı olsun. İlham Işık çok teşekkürler. Sağ olasın, var olasın geldiğin değerlendirmelerin için. Eyvallah. Sağ olasın. İlham Işık'la yaptık bugün günün manşetini. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.